hepinize hoş geldiniz. Metnin konusunu nasıl buluruz? Konu başlık ilişkisi nasıl olmalı? Buna bakacağız. Örnek metin üzerinden inceleyelim. Birlikte okuyoruz. Dün sabah arkadaşım İlker ile bisiklete bindik. Üsküdar'dan Kanlıca'ya kadar gittik. Annemler için yoğurt aldım. Geri dönerken yokuş tırmanmak çok zorladığı için bisikleti yavaş sürdük. Çocuklar, metni okuduktan sonra şu soruyu soruyoruz. Bu metinde ne anlatılıyor? Bu sorunun cevabı konusu olacak. Ne anlatılıyor? İki arkadaşın Üsküdar'dan Kanlıca'ya bisiklet ile gitmesi ve dönüşte yoğurt alması. Bakın konuyu belirledik. Daha sonra bu konuya uygun bir başlık yazacağız. Mesela başlığa şunu yazabilir miyiz? Hayvanları çok seviyorum. Hayır, çünkü burada hayvanlardan bahsetmedi. Başlık ile konu birbirleriyle uyumlu olması gerekiyor. Çünkü başlık bize konunun içeriği hakkında fikir verir. Peki şey diyebilir miyiz, canım annem? Tabii ki hayır. Çünkü burada da anne sevgisinden, annesiyle geçirdiği vakitten herhangi bir şeyden bahsetmemiş. Sadece yoğurt aldım demiş annemlere. Bu cümleden bu başlığı yazamayız. Ne diyebiliriz peki başlığa? Şöyle diyebiliriz. Kanlıca'da bir gün, çünkü Kanlıca'ya gidiyorlar, orada vakit geçiriyorlar, yoğurt alıyorlar. Ya da bisikletle Üsküdar'dan Kanlıca'ya. Böyle yazabiliriz, yazalım hatta. Bisiklet ile Kanlıca'ya. Ne anlıyoruz burada? Bisiklete binip Kanlıca'ya gittiklerini anlayabiliyoruz. Ve okuduğumuz zaman başlık ile metnin içeriği birbiriyle tutarlı. Konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.